e, ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Aslında ben bu yayını pazar akşamı yapmayı düşünüyordum seçim sonrası. Ama seçim sonrası herkesin moralleri çok kötüydü. Ağlayanlar olmuş. Ee, işte, e, işte yani bizi ağlamadık ama e, işte akrabalardan ağlayanlar olmuş. İşte bazı arkadaşlarım aradı. Abi ağladılar falan dediler. Ağladık falan dediler. Haklılar. Yani e, ağlanacak bir durum. Ee, bir 5 yıl daha üstüne üstlük bak üstüne üstlük bunun son 5 yıl olacağı biline üzere bir 5 yıl daha bu bana Kanuni'nin son 20 yılını hatırlattı. Kanuni'nin son 20 yılında halk ne düşünüyorduysa şu anda Türkiye onu yaşıyor. Kanuni'nin son 20 yılında daha kötü bir haldeyiz bu arada. Kanuni'nin son 20 yılında halk e, padişahın ne kadar e, Kötü bir padişah olduğunu zikrederek geçirdi. Ee, biz de böyle geçiriyoruz. Ya da Osmanlı'nın son yıllarını düşünün. Yani Osmanlı'nın son yılını yaşıyorsunuz gibi bir durum var. Ee, ama bu çok e, acı verecek bir şey. Çünkü sonrasının ne olacağını bilmiyorsunuz. Sonrası çok daha kötü olabilir. Ki e, biz de bilmiyoruz. Neyse. E, Gönül Efe demiş ki artık ağlayamıyorum. Ne halleri varsa görsünler. Yani... Ee, birçok şimdi bu, bu Twitter haberlerine birçok şeyden bahsedeceğiz. Birincisi halk cahil mi? İkincisi her zaman söylendiği gibi yani bu seçimde kaybe Ya Aziz Nesin haklıymış olayı var biliyorsunuz değil mi? Aziz Nesin haklıymış e, olayı var. Bir ona da değineceğiz zaten. İkincisi seçimler hileliydi. Bak bu olay çok fazla söylüyor. Seçimler hileliydi. Hepsine değineceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı vesaire. Arada din konuları da olacak. Din ve siyaset dedim zaten. Çünkü din açık konut olarak söylüyorum. Din ve siyaset bu şekilde konu ne olduğu değil arkadaşlar. Bakın bunu her zaman atlıyorsunuz. Özellikle üzülen ve morali bozulan arkadaşlara söylüyorum. Ve ağlayan arkadaşlara söylüyorum. Konu ne olduğu değildir. Olana bir şey yapamazsınız. Artık olan olmuş. Ona yapabileceğiniz bir şey yok. Sorun olacak olan şey ne yapacağınızdır? Biz ne yapacağız? Yani ülkede ve memlekette ee, en azından daha çağdaş, daha layık, daha ee, ne bileyim yani Atatürk ilkelerine bağlı daha modern bir Türkiye isteyen bizler ne yapacağız? Yani sorun bu. Ne yapacağımıza odaklanırsak belki bu bizi biraz daha teselli eder diye düşünüyorum. Çünkü yoksa aksi takdirde bunların e, bundan sonra e, ellerine kırbaç alıp e, memleketi yönetme ihtimalleri olabileceği gibi umarım yanılıyorumdur. Bazı AK, AK Partili vekillerin tam tersi de olabilir ama bir anayasa değişikliği bekleyebilir miyiz? Evet. Ee, bu anayasa değişikliğinde bizi çok fazla gelecek maddeler olacak mı? Evet. Ama merak etmeyin anayasalar değişir sonra tekrar geri değişir. Ee, konu ilk dört maddenin değişip değişmemesi konusu. İşte burada eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri diye bir e, kurumumuz vardı hatırlarsanız. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk halk Türk milletinin en çok güvendiği kurumdu. Bütün anketlerde... En çok hangi kuruma güveniyorsunuz sorusu sorulduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri denilirdi. Şimdi bu sorunun cevabı yok. En çok neye hangi kuruma güveniyorsunuz sorusunun cevabı anıt kabir. Bence bu. En çok neye küçük bir tek anıt kabire gidiyor millet. Eskiden ne bileyim işte örnek veriyorum. E, layıklık ilkesi çiğnenmeye çalışıldığında ya da ne bileyim örnek veriyorum anayasanın maddeleri çiğnenmeye çalışıldığında en azından bir Türk Silahlı Kuvvetleri işte bir kurum vardı ve çıkıp diyordu ki kardeşim sen bunu yapamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diyordu. Şimdi öyle bir şey de yok. Ee, öyle bir durum da kalmadı. Ee, ortada e, anayasayı koruyabilecek hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Belki anayasa mahkemesi diyebilirsiniz ama anayasa mahkemesinde ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. Yani Türk milleti güvenmiyor. Türk milleti hukukun hiçbir tarafına güvenmiyor. Hukuka güven kalmadı, orduya güven kalmadı, meclise güven kalmadı, hükümete güven kalmadı. Yani hiçbir güvenemeyince yaşamak da zor oluyor tabii. Yani bu da yani bu sadece bunu şöyle olarak düşünme. Şöyle düşünün. Evlisiniz. E, ne bileyim ya da ne bileyim bir e, üniversite öğrencisisiniz. Ev arkadaşlarınız var. iki tane, üç tane. Hiçbirine güvenmiyorsunuz. Yani ulan acaba malımı çalar mı? Ulan acaba odama girer mi? Ulan acaba bu ay faturayı öder mi? Ama acaba kirayı almakta zorlanır mıyım bunlardan? Benim gibi kirayı öderler mi? Ne bileyim işte eve zarar verirler mi diye güvenmezseniz o ev cehenneme döner. Yani bu böyledir. Güven olmazsa e, ne yazık ki huzur da olmaz. Huzur olmazsa hiçbir şey olmaz. Biri canlı, canlı yayın mı diye. Evet canlı yayın. Ah Mehmet abi yeri değişmiş mi dostlar? Evet evet şu anda İstanbul dışındayım. Yerim değişmiş. Yani İstanbul'daki e, ev yok o yüzden. E, o yüzden arkadaşlar e, güven olmayınca bu tür şeyler olmuyor. Yani... Üzülmekte haklısınız. Çünkü bir güvenebileceğiniz bir şey kalmadı. Ben ekonomik olarak açık olarak söylüyorum daha kötüye gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü ekonomik olarak bizi daha iyiye götürebilecek adımları e, atacağını zannetmiyorum. E, şu anda tekrardan seçilen yeni hükümetin. Ekonomik olarak bizi daha iyiye götürecek atılımları atabilmek çok zor. Yani çok imkansız. Bu hükümet yapabilmesi imkansız. Nedeni şu zaten bu hükümet nedeniyle ekonomi kötüye gidiyor. Yani diyelim ki hükümet ekonomik politikaları çok iyi uyguluyor olsa bile ekonominin iyiye gideceğini değil en fazla kötüye daha az gideceğini düşünebilirim. Yani kötüye gidecek ama daha az gidecek diye düşünebilirim. Çünkü niye? Ekonomik politikaları çok fazla uygularsa hani bu var ya faiz haram yok faiz sonuç ekonomi bilmem ne zarf var diye ya, işte yani enflasyon sonuç faiz bilmem ne filan diye. O saçmalıktan vazgeçtiğini düşünsek bile hükümetin yani diyelim ki ekonomik politikaları dünya standartlarında bir ekonomik politikası güttüğünü düşünsek bile ben bunun iyiye götürmeyeceğini daha az kötüye götüreceğini düşünüyorum. Yani kötüye tepetaklak gitmek yerine biraz daha hani eğim, eğimi daha düşük şekilde kötüye gideceğimiz. Şöyle nedeni şu. Her zaman söylediğim gibi çünkü ortada dolaşan haberler ve ortaya çıkan kişilerin anlattığı ihale bilmem neleri. işte onun bunun oteline çöktük olayları Sedat Peker'in e söylediği olaylar vesaire gibi olaylar Türkiye'deki ekonomiyi iyiye götürmenin önündeki en büyük engellerdir. Nedeni güven yoktur. Bakın az önce söyledim. Güven olmazsa huzur olmaz. Huzur olmazsa ekonomi iyiye gitmez. Ekonomi iyiye gitmezse güven daha da kaybolur. Güven daha da kayboldukça ekonomi daha da kötüye gider i ülkelerin yönetimleri genelde milletin e, devlete yabancıların ülkeye yatırımcının ekonomiye insanların hukuka e, ve ya yani insanlar ülkedeki herkesin hukuka güveniyle oluşur bir ülkenin huzur ve refahını arttırabilmek ekonomik seviyesini arttırabilmek bu güven ilişkilerini oluşturmakla mümkündür Bunun temeli budur aslında bunu ne kadar oluşturabilirsen ne kadar güven sağlayan bir politika temsil edebilirsen o kadar ileri gidebilirsin yani Güvenden kastımı şudur. İlla e, işte demokrat olacaksın dolayı bile değildir. Bazı hükümetler o kadar güven mesela örnek veriyorum İngiltere gibi. İngiltere demokratik bir ülke değildir. İngiltere monarşik bir ülkedir neredeyse baktığınız zaman. Yani meclis ve başbakanın çok aman ama bir etkisi yoktur. Kraliyet üzerinden yönetilir. Ama İngiltere bütün dünyaya güven verir. Güven verdiği sürece ekonomisi iyiye gider. Yani bunu şeyle alakası yoktur. Mesela İsveç yani şey, monarşi e, meşrutiyetle yönetilir mesela. Kral vardır, hükümetler vardır ama ülke güven verir bütün dünyaya ve kendi halkına. Güven başka bir şey. Başta güvenebileceğiniz bir kral bile olsa, kendi bir kral var ama güveniyorsunuz ki kral o kadar adil ki kendisini bile yani tahttan alabilecek bir kral olduğunu düşünelim. Hiç o kadar size güven verebiliyor. Ee, o zaman o ülkenin ekonomisi ve o ülkenin huzur ve refahı iyiye gider. Yani bu basit bir şekilde. Çünkü yatırımcı da o ülkeye güvenir. Herkes o ülkeye güvenir. Sorun da budur zaten. Niye cumhuriyet sistemi vardır? Cumhuriyet sistemi bu güveni sağlamak için. Yani yasama yürütme yargı dediğimiz o üçlü ayrılan erkin nedeni Millete ve yatırımcıya güven vermekte. Çünkü şu demektir yasama ya da yani hükümet ne kadar kötüye giderse gitsin yargı onu yargılayacağını bileceği için yani yargının o hükümeti yargılayacağını ve onu doğru yola götüreceğini daha sonra hükümetin yani ülkenin anayasal düzenine götüreceğini çekeceğini bildiği için güvenirler. Ya da ne bileyim yargı bunu yapamazsa işte ne bileyim e, yürütme yapamının e, sapmasını yasama yapar. Yani meclis hük hükümeti der ki kardeşim ben sana güveniyorum artık vermiyorum güle güle başkası gelsin. Bizim ülkemizde e, üçü de yok. Hatta dördü de yok. Yasama yürütme yargı bağımsızlığı yok. Bunların birbirine güveni yok. Aynı zamanda baştaki kral da güven vermiyor. Yani baştaki kral güven verse dersek ulan tamam baştaki kral güven veriyor en azından. O da güven vermiyor. Hiçbir şey güven vermeyince tabii ki ekonomide kötüye gidecek. Tabii ki e, herkes endişeli olacak. Tabii ki ülkede e, herkes diken üstünde oturacak. Yarın ya var, şu anda beni izleyen arkadaşlara sorayım. Var mı elinizde bildiğiniz bir şey var mı? Yani bir ay sonra nasıl geçiminizi sağlayacağınıza dair net bir garantiniz bile yok. Hatta bırak bir ayı. Ya ertesi gün ne yapacağınıza dair net bir garantiniz bile yok. Çünkü niye güven yok ortada? Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Ertesi gün olacağını ne olacağını bilmiyorsunuz. Ekonomi ne kadar kötüye gideceğini bilmiyorsunuz. Ne kadar ne olacağını bilmiyor. Bu belirsizlikler ülkenin ekonomisini ve ülkenin refah ve huzurunu bozar. Artık kralın gitmesi gerekiyordu. Gidemedi. Çünkü kral güven vermiyor. Tamam mı?